Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet maalesef engellenemiyor. Hükümetimizin, Sağlık Bakanlığımızın, işte basının bütün yoğun çabasına rağmen sadece görevlerini yapmaya çalışan sağlık çalışanı olan saldırılar devam ediyor. Bunun son örneği de maalesef hastanemizde gerçekleşmiştir. Dün gece saatlerinde görevi sadece insanlara hizmet, sağlığa hizmet olan bir gece çalışanımız, nöbetçimiz kendini bilmez bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Maddi ve manevi zarar uğrayan arkadaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Biz inanıyoruz ki sağlık çalışanları, yöneticiler ve halkımız bu üzücü olayların sona ermesi konusunda hemfikirdir. Şu çok iyi bilmelidir ki sağlık alanında yaşanan bu şiddet olayı, her şiddet olayı sağlık hizmetlerini aksatmakta ve sağlık çalışanlarıyla halkımızın arasını aşmaktadır. Tüm yöneticileri ve halkımızı bu konuda sağduyulu olmaya, kendisine hizmet eden sağlık çalışanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Sağlık çalışanımıza yapılan fiziksel ve psikolojik saldırıyı kınıyoruz. Bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemin alınmasını da sağlık ve kamu yöneticilerimizden talep ediyoruz. Yani fiziki bir şey yok yani. Sadece peşinden mi koşuyor? Sadece peşinden koşuyor, bıçak, evet. Yani. Bıçak hastanenin içine girdi, bıçakla kovalıyor. Tabii yani güvenlik görevlimiz falan sayesinde bir yaralanma olmadan etkisiz hale getirildi. Sonra? Sevgili arkadaşlar ve basın mensupları, sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet maalesef engellenemiyor. Hükümetimizin, Sağlık Bakanlığımızın, sağlık kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının yoğun çabasına rağmen her geçen gün sadece görevlerini yapmaya çalışan sağlık çalışanlarına karşı saldırılar devam ediyor. Ses gelmiyor. Bunun son örneği